Peki az önce Ahmet Tevfik Paşa döneminde ya da şu an oynadığın dönemin içinde olmak ister miydin diye sordum. Şimdi o soruyu değiştiriyorum. Yaşamak istediğin bir zaman dilimi var mı? Şu an yaşadığın zaman diliminden memnun musun? Valla şu anda çok hızlandı her şey artık. Yani tam bir teknoloji hayatımıza dahil oldu. Biz de tam böyle arasında kalmış bir jenerasyonuz. Yani hani birazcık daha geç kalsaydık artık bu teknolojiyi de yakalayamayacaktık. İşte annelerimizin, babalarımızın işte kumandaya bile artık hani hakim olamadığı, işte akıllı telefonları bile tam manasıyla istedikleri gibi Ama kullanamadıkları sonuçta şey bir var. dönem. Jeton atarak da şöyle de telefon çevirdik. Tırırır, Tabii, tırırır. tabii, Böyle de telefon tabii. çevirdik. Şimdi hani cep telefonundan da çeviriyoruz. Aslında bir taraftan Bizim için iyi. şanslıyız da diyebilirim. Hani onu da gördük, bunu da Aha. gördük. Analoğu da gördük, dijitali de gördük. Hepsini gördüm. Geçmişte daha önce belki 1000 yıl, belki işte o 50 yıl yaşamak istediğim bir zaman değil. Mesela 68'de genç olmak, 68 kuşağın içinde olmak ister miydin? Valla işte dediğim gibi şey görmedik biz. Savaş görmedik bir. Hani böyle kanlı bir çatışmanın içerisinde taşlarla, sopalarla, kılıçlarla, kalkanlarla girilen bir sürecin içerisinde bulunmadık. Ben daha eski dönemlerde yaşamayı tercih ederdim. Çünkü ben şunu görüyorum Soner. Evet hızlanıyoruz ama süratle de kirleniyoruz. Evet. Bir bilgi kirliliği zaten var. Hayatın içerisinde yaşanılan süreçler, bakın işte bir virüs musallat oldu ve bütün dünyanın dengelerini aynı alt üst etti. O zaman da yapılıyordu. Evet savaşlar vardı ama böyle değildi savaşlar. Yani daha delikanlıydı Evet, biraz. evet, Daha evet. üslupluydu. En azından ne olduğu belliydi. En azından karşıdaki düşman belliydi. Şimdi karşıdaki Tabii, düşman evet, belli değil. aynen öyle. Öyle Yani o problem var. yüzden eski dönemde yaşamak kuruluş zamanları. Kuruluş zamanları, o mücadelenin gerçekten bir mücadele halinde bulunulduğu zamanlar. Hani mış gibi değil de gerçekten o zamanlar. 1300'lü yıllar yani. O zamanlar, ya şeyler bile Osman, olabilir. Orhan zamanı. Alparslan'ın zamanları bile olabilir. Daha da eski. Malazgirtler bile olabilir. Tabii yani çünkü bir şey başlatacaksınız. Şey dönemi aynı zamanda. Peygamberlerin yaşadığı dönemler ve süreçler hep mışlarla bizim aklımıza kazındı yıllarca. Evet. Hangimiz tanıklık ettik, hangimiz biliyoruz? Hiçbirimiz. Evet. Yani bilmiyorum, bunlar bana daha şey geliyor, daha meşakkatli dönemler. Yani gerçekten birine bir şeyi anlatmanın değerli olduğu dönemler. Şu anda her bilgiye sahibiz ama hiç kimse hiç kimseyi doğru düzgün dinlemiyor bile.